Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yine Prag'da yaptığı bir açıklama var Avrupa Siyasi Topluluğu'nun ilk zirvesinde. Yine tabii elbette gündeminde Yunanistan vardı. Hatta Yunan basınında Prag'da iki lider arasında Mitsotakis Erdoğan arasında bir görüşme olabilir denmişti. Elbette böyle bir görüşmenin olmadığı belirtiliyor. Ama şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bir açıklaması var. Zirve kapsamında düzenlenen yemekte Mitsotakis'i aralarında geçen diyaloğu anlattı. Yemekte yaptığı konuşma üzerine Mitsotakis'in nasıl tepki gösterdiğinden de bahsetmiş. Bir kez daha ve bu kez muhatabının yüzüne görüşecek hiçbir şeyimiz yok dediğini söyledi Erdoğan. Ne söylediğini bir dinleyelim. Yani konuyu anlamışsın aslında. Bu sadece Yunanistan için geçerli değil. Bizi rahatsız eden, bize saldıran hangi ülke olursa olsun onlara karşı bizim cevabımız bir gece ansızın gelebiliriz. Tabii bu akşam yemekte benim konuşmam vardı. Ben konuşmamı yaptım. Beyefendi konuşmadan çok rahatsız olmuş. Orada çıktı bir konuşma yaptı. Yani kendisine işte bizim biraz ağır gelecek ifadeler kullandığımızı falan söyledi. Aslında ağır bir şey de yoktu. Sadece Yunanistan değil, aynı şekilde Güney Kıbrıs. Ya işte bir konuşalım, bir araya gelelim falan. Dedik yok yani biz işte bak şimdi konuşuyoruz işte ayakta. Görüşmeyi, konuşmayı yaptık. Ama sizin bir yerlerden izin almanız gerekiyor. Yok dedi, ben dedi izin almam falan dedi. Dedim ya benim hikayem kaldı zaten. Bu arada bu işi konuşalım, görüşelim, bitirelim falan gibi laflar etti. Dedi ki şu anda siz muhataplarınız belli. Bizim de şu an itibariyle Yunanistan'la görüşeceğimiz herhangi bir şey yok. Zamana bırakmak suretiyle zaman içerisinde temenni ederiz ki bir konuşma fırsatını yakalarız. Şimdi aralarına nasıl bir diyalog geçtiğinden bahsediyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bizim görüşecek bir şeyimiz yok şeklinde açıklaması var. İşte sizin birilerinden izin almanız gerekir şeklinde açıklamaları var. Yusuf Alabar da siz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu söylediklerinden tam olarak ne anladınız bu Yunanistan'a dair? Bu gerilim belli ki daha da devam edecek. Bu görüşmeden Cumhurbaşkanı Erdoğan söylediklerinden ne anlayalım? Şimdi Rusya'nın Ukrayna'daki işgali başladıktan sonra Antalya Diplomasi Forumu'yla birlikte yoğun bir diplomatik aktivizmin içine girmişti. O sırada Mitsotakis'in Erdoğan'la görüşmek için birkaç kez Erdoğan'a talepte bulunduğu ve bunun üzerine de İstanbul'da çok ılımlı bir görüşme gerçekleştiğini biliyoruz ki ikisi İstanbul Boğazı'nda yan yana işte Boğaz'da bir takım yerlere Sayın Erdoğan Mitsotakis'e gösterirken fotoğraflar basına servis edildi. Bu görüşmede Sayın Erdoğan ile Mitsotakis'in mutabık kalmış oldukları ana husus Türkiye ile Yunanistan arasındaki sorunların üçüncül ülkeleri içine katmaksızın baş başa çözülebileceğine dair varılmış bir konsensus idi. Fakat Mitsotakis Türkiye'den ayrıldıktan hemen sonra hem Avrupa Birliği hem Amerika Birleşik Devletleri nezdinde konuyu onların masasına taşıyacak şekilde açıklamalar yapmış. Daha sonra da Amerikan Senatosu'nda o yapmış olduğu konuşmayla Türkiye'ye P-16'ları vermeyin, hatta mümkünse yağmur yağıyorsa yağmurlu havada da su vermeyin anlamına gelebilecek bir takım cümleler söylemişti. Bunun üzerine Sayın Cumhurbaşkanı biz İstanbul'da bu konuları böyle konuşmuşken Mitsotakis daha döner dönmez konuyu Avrupa'nın tezgahına, Amerika'nın tezgahına çekti anlamına gelecek bir takım açıklamalar yapıp benim için Mitsotakis şu an için görüşmeyi gerektirecek bir husus bitmiştir anlamında bir takım açıklamalar yaptı. Şimdi tabii ki biraz önce Esad ile ilgili konuyu konuşurken siyaset pragmatizm dedik. Evet. Yarın Mitsotakis seçimleri kaybeder, yerine Alexis Tsipras yönetimi gelir, örnek olsun diye söylüyorum, oturur Türkiye bunları konuşur. Bunlarda herhangi bir eleştirilebilecek bir husus yok. Fakat özellikle Sayın Cumhurbaşkanı'nın dün Prag'da yapmış olduğu açıklama direkt Yunanistan'a sahiplerinden izin al, ondan sonra gel birlikte masaya oturalım. Bu çok ağır bir ifade tabii ki. Neden? Yani sahiplerinden diye söylemiyor ama görüşmen gereken yerlerden izin al demek, sahiplerinden izin al demek. Çünkü
Daha iki gün önce Yunan Dışişleri Bakanlığı'nın internet sayfasındaki açıklamayı indirdiğimde Türkiye'nin Libya'yla yapmış olduğu doğalgaz ve petrol aramaya yönelik olarak anlaşmada karşı çıktığı ile ilgili birçok husus var. Neden karşı çıktığı ile ilgili? Ama en sonunda cümle Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri arkamızda diye biten bir açıklama. Hangi açıklamasını ele alırsanız alın Yunanistan'ın. Ya işin içinde Fransa'yı koyuyor, ya işin içerisinde nükleer bir güç Fransa yanımızda diyor. Ya Amerika Birleşik Devletleri'ni koyuyor, ya Avrupa Birliği'ni koyuyor, birçok şey. Uluslararası Deniz Hukuku Sözleşmesi taraflar arasındaki anlaşmaların kıyıdaş devletler arasında çözülmesi gerektiğini söylüyor. Şimdi Türkiye ile Yunanistan arasında kıta sahanlığı, münhasır ekonomik bölge, deniz yetki alanları ile ilgili bir takım sorunlar varsa ve bunu Yunanistan'ın imza atmış olduğu Uluslararası Deniz Hukuku Sözleşmesi'ne göre çözeceksek Paris'i nereye koyacağız? Berlin'i nereye koyacağız? Sayın Cumhurbaşkanı bu konuda son derece haklı. Yani siz imza attığınız bir anlaşma, Türkiye buna dahil değil. Ama imza attığınız anlaşmayı bile acıktığında putunu yiyen putperest misali, işin içine Paris'i çağırıyorsunuz, işin içine Brüksel'i çağırıyorsunuz, işin içine Washington DC'yi sokuyorsunuz siz bu konuda. Dolayısıyla söylemiş olduğu izin almanız gereken yerlerden önce izin alın cümlesi ta o zamanlara yaslanan bir husus. Tabii ki Türkiye'nin bir gece ansızın gelebiliriz cümlesini sadece Yunanistan'a karşı değil, meşru müdafaa anlamında Türkiye'nin haklarına yönelik olarak mütecaviz bir hususiyet arz eden herkese karşı bunu söylüyoruz demesi bence konuya açıklık getirmesi açısından da son derece önemliydi. Konunun zamana bırakılmasından kastı da Sayın Cumhurbaşkanı'nın 2 ay sonra Yunanistan'da yapılacak seçimlerden sonra yeniden kurulacak bir hükümetle bu konuların yeniden gözden geçirilebileceği ile ilgili hususu dile getiriyor. Ama Türkiye'nin Libya üzerinde yapmış olduğu anlaşma, Kıbrıs'a yönelik bundan sonra sergileyeceği yeni bir diplomatik ve askeri aktivizm, Türkiye'yi adalar ve kaya ve kayacılıklar gibi gayri askeri statüde bulunması gereken adalar ve egemenliği anlaşmalarla devredilmemiş adalar gibi konularda meşgul ederken, Türkiye açıkçası çemberi daha dış çevreden çevreleyecek şekilde bir harici siyaset ortaya koyarak kuşatmaya daha büyük bir kuşatmayla cevap verdi. Önümüzdeki süreç içerisinde bunların hepsini yine programda değerlendirmeye devam ederiz Sultan Hanım. Şimdi sizin bıraktığınız yerden devam edeyim. Daha büyük kuşatma meselesi. Şimdi Libya ile Türkiye arasında hidrokarbon alanında bir mutabakat muhtırası imzalandı. Yunanistan'ı yeniden aslında harekete geçiren bir konu oldu bu. Neden? Yunanistan Başbakanı Mitsotakis yine parlamentoda bir konuşma yapmış bununla ilgili. Gerekirse askeri güce başvurmaya hazır olduklarını söylemiş. Üst düzey Yunan yetkililerin de anlaşmanın iptali için işte Orta Doğu ülkelerine gitmeyi, çıkarma yapmaya hazırlandığı belirtilen bazı haberler var. Şimdi bu hidrokarbon anlaşması Yunanistan için ne anlam ifade eder, bizim için ne anlam ifade eder? Ufuk Ural, size bunu sorayım. Bu arada Libya içinde de tartışmalara yol açan bir konuymuş bu anlaşma. Çünkü orada da iki ayrı hükümet var, iki farklı fikir var. Bu anlaşmanın ne manaya geldiği, Yunanistan'ın neden karşı çıktığına dair siz bizi aydınlatır mısınız? Estağfurullah. Bir kere Mitsotakis'le ilgili benim koyduğum tanı huzursuz bacak sendromu diye ifade ediliyor. Yani hakikaten tuhaf bir durum. Çünkü Ege Adaları'nın silahlandırılması, kıta sahanlığı, şimdi ifade ettiğiniz Türkiye-Libya ilişkisine ilişkin alınan tavırların hiçbir karşılığı yok. Türkiye'nin durumu biraz Sinatra doktrinindeki gibi. Sinatra'nın şarkısını bilirsiniz, I did it in my way diye. Kendi usulümce, kendi tarzımca adımlarımı atıyorum meselesi. Bütün bunlar tabii tartışılır. Ama Ege'de yaratılan bu fiili durumun tıpkı Esad'ın yaşadığı sıkışıklık gibi Mitsotakis'in de geri adımını atmayla sonuçlanacağından benim şüphem yok. Çünkü bu seçimlerde de her ne kadar milliyetçi rüzgarlar Yunanistan'da güçlü olsa da Yunanistan'ın böyle bir riske sokulması seçmen nezdinde de bir tepki yaratacaktır. Ayrıca Yunanistan soluyla uzun zamandır yakın ilişkilerimiz oldu. Ortak barış konferansları vesaire düzenledik Syriza'yla vesaire. Yunanistan'da aslında güçlü bir anti-Amerikan, anti-emperyalist damar da vardır. Yani öyle boş bir şey değil, homojen bir yapıyla karşı karşıya değiliz. Dolayısıyla
seçimde muhtemelen başına gelebilecek riskleri görüyor ve yumuşatmaya çalışıyor. Siyasette, uluslararası siyasette her zaman mümkün olan imkansızdan daha iyidir. Burada mümkün olandan anlaşmak gerekiyor ve dile dikkat etmek gerekiyor bütün taraflarıyla. Yani biz farkında değiliz ama günde 2000 defa yutkunuyoruz. Yani yutkunarak siyaset yapmakta fayda var. Dilimize uluslararası ilişkilerde hakim olmakta fayda var. Yine farkında mıyız bilmiyorum ama dilimizde 16 kas var. Yani bu 16 kası denetlemek falan çok kolay bir şey değil. Yani söylerim oldu. Ben de sana silahla cevap veririm, savaşırız falan. Yani Yunanistan seçmenin nezdinde bravo denilebilecek bir durumla karşı karşıya değiliz. Libya meselesinden bağımsız olarak 2000'li yıllarda Türkiye-Afrika ilişkileri inanılmaz bir boyut kazandı. Yani 2002'de 12 temsilcisi varken Türkiye'nin 44'e çıktı. 31 Afrika ilişkisi, ülkesiyle ilişki düzenleniyor. Türk Hava Yolları'nın 39'dan 60 noktaya çıktı seferleri. Ve 45 Afrika ülkesinde de iş konseyi oluşturuldu. Bütün bunlar çerçevesinde bakmak lazım. Türkiye'nin Afrika'daki bu konumu zaten başlı başına, başta Fransa olmak üzere rahatsızlık yaratırken, Türkiye-Libya arasında kurulan ve son derece makul, hukuk uygun ilişkinin rahatsızlık yaratması şaşırtıcı değil. Ama işte Sinatra doktrininde ifade edildiği gibi herkes bildiği usulde siyaset yapıyor. Herhalde Türkiye'de bu konuda Libya ile kuracağı ilişki için Yunanistan'dan izin almak durumunda değil.